Afetlere karşı bu ülkenin korunabilmesi meselesi. Bin yıllık bu medeniyet kurma mücadelemizde başımıza gelen en büyük felaket geldi. Tam 18 tane il doğrudan veya dolaylı etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. Yıkılan dükkan, konut, ardiye, depo vesaire gibi bağımsız birim sayısı 850 bin. Dile kolay. Anadolu ölçeğinde 5-6 tane vilayet demek. Tam 850 bin. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. İşte o şehirlerin ayağa kaldırılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. Gece gündüz demeden adeta deli gibi çalışıyoruz. 4333 köyde köy evleri yapıyoruz. Dile kolay arkadaşlar. 4.333 tane köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. 76 bin kadar konutu teslim ettik. Binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10.000, 15.000, 15 bin, 20 bin, evleri, konutları depremzedeler vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük bizim herhalde sevincimiz. Bazen hüzünlenenler oluyor ev çıkmadığı için. Onlara diyorum ki merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bizler de o sözün arkasında duruyoruz. O sözü yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu ay çıkmasa öbür ay çıkar. Olmadı diğer ay çıkar. Merak etmeyin. Bu evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik insanlar değiliz. Mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm peşinde koşup bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Tarihe karşı, medeniyetimize karşı, insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerinizi teslim edeceğiz. Merak etmeyin siz diyoruz onlara. Ve onlar da dua etmeye devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, bir taraftan da bir başka iş olarak kendi üzerimize aldığımız sorumluluğumuz gereği tüm Türkiye'deki konutlarımızı, iş yerlerimizi ne kadar yapımız varsa tamamını afetlere karşı, depreme karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. Bu da başlı başına bir iş. İstanbul için proje açıkladık. Orta vadeli bütçede tam 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki birçok sorumluluk sahibi belediye başkanının ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir. Ciddiye bile almayabilirler. Ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğuracağını çok iyi biliyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden gerek İzmir'imizi, gerek İstanbul'umuzu, gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Bir taraftan da Bugün günümüz olduğu için söylüyorum. İklim değişikliği ile ilgili mücadelede de elimizden ne gelirse yapıyoruz. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Tabii ki gayretlerimiz var. Bu gayretler içerisinde daha önce taraf olduğumuz anlaşmalardaki kendi ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getireceğiz. Paris İklim Anlaşması'nda ne söylemişsek oradaki bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ama bir taraftan da İklim Sözleşmesi ile ilgili iklim kanunumuzu hazırlıyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde meclise gelecek. Değerli dostlar, burada sadece şu anı ilgilendirdiği için söyleyerek bir an önce ağaç dikimine geçelim istiyorum. Yoksa aklıma gelen bu konudaki mücadelelerimizden epeyce örnekler vermek içimden geliyor ama bir taraftan rüzgar esiyor, bir taraftan hafif toz vuruyor derken Sizlerin de ayakta sabrınızı çok zorlamak istemediğim için sadece bir konu başlığını açarak huzurlarınızdan da ayrılmak istiyorum. Hatıra ormanlarının bizde önemi büyüktür. Eskiden Türk toplumunda bir gelenekti. Çocuk doğduğunda, delikanlı olup askere gittiğinde, bir de büyüklerimizden birisi rahmetlik olduğunda kesinlikle onun adına ağaç dikilirdi. Çocuk doğduğunda uzun ömürlü olsun diye en uzun ömürlü ağaçları seçerler dikerler de ki yavru da bunun gibi fidan gibi büyüsün, selvi boylu olsun, uzun ömürlü olsun diye. Askere gidenlere mutlaka bir hatırlatma, bir anı kalması için yine mutlaka bir ağaç dikilirdi. Bir de peygamberimizin hadisine dayalı olarak mezarların üzerindeki canlı olan ağaçların altındakilere şefaat edeceği düşüncesiyle mutlaka rahmetlikler için hatıra fidanları ve ormanları dikilirdi. Fakat nasıl oldu bilemiyorum. Her tarafı yemyeşil zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik. Ormanlarımızı da kel bir hale getirdik. Buraların bile tamamını ağaçlı olduğu dönemler ile ilgili kitaplarda rivayetler var. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz dünyada orman varlığını çoğaltan, büyüten ender ülkelerden birisiyiz. İnşallah şimdi de biz bunun bir örneğini burada vereceğiz. 271 bin ağacı bugün toprakla buluşturuyoruz. Harekat yürüten komandolarımız koşarken, çekerken biraz borular kırıldı orada. Ama yeniden tamir edip devam ediyoruz oralarda. Hiç değilse dünyada bir dikili ağacımız olsun. Öbür tarafta da Cenab-ı Allah bizlere merhamet etsin, şefaat etsin. Biz ağaç dikmeye önceye kadar devam edelim. Gelecek nesillere yem yeşil bir ülke bırakalım. Ağaçların bereketini artırsın. Bunu dikilde fidanınız olsun sizin.